Herkese merhaba arkadaşlar. 4 Nisan iddia tahammülüyle alakalı karşınızdayım değerli dostlar. Pazar tahammüllerimizi vermiştik. 3 Nisan tahammüllerimiz geldi. Alanları tebrik ediyorum. Beşiktaş derbi maçına var şeklinde söylemiştik. E, Nacizane Beşiktaş'ın kazanacağını gördüğünüz penaltılar verilmedi. Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Net penaltı akıştır. E, i̇zleyen zaten görmüştür. Büyük bir arkadaşlar kural hatası var ama Beşiktaş yani gerçekten güzel bir kadro ve güzel bir oyun performansı göstermiş. Ee, arkadaşlar. Teknik gerçekten çok güzel. işe yarayacak. Çok iyi işler yapacak. Bir adama benziyor. Yani Beşiktaş açısından iyi bir iyi birisi oldu. Ama arkadaşlar gerçekten e, emek dünkü performans gerçekten harcandı. Beşiktaş'a yazı getirdiler. Yani kazanacağı maçı tek kale maçı oynadı. Yani şampiyon bir takım böyle oynaması gerekiyor. Trabzon aslında bastır tek kale oynaması gerekiyor. Beşiktaş sanki kendi evinde gibi oynadı. Öyle bir maç oldu gerçekten efsane bir maç oldu. Bugün de iki tane karşılaşmalar var. Dünkü karşılaşmalarımız geldi zaten söylemiştik arkadaşlar. Alanları tebrik ediyorum. Alanya kazanır. Arkadaşlar bir buçuk gol üstü. Bir ile aldık. Alanları tebrik ediyorum. İki buçuk gol üstü de olur dedik. Geldi arkadaşlar. 1.68'den de ilk yarı gol bahisleri. Möşün galiba ilk yarı buçuk üst. Tottenham'da bir bulur arkadaşlar. Hatta bir kombinden söylemiştik Tottenham'ın sonucu bir Alanya bir şekilde alın kazan dedik. İkisinin de oranı 1.38. Yaklaşık 1.60 oran yapıyor alanlarda alanları tebrik ediyorum. Gerçekten toplumda 5-1 yendi. Alanları tebrik ediyorum arkadaşlar. Günün karşılaşmalarını vereceğim. Güzel karşılaşmalar var. Bugün de arkadaşlar Hatay, Adana, Başakşehir yeni maddi karşılaşmaları var arkadaşlar. Değerlendirebileceğiniz maçlar. Bu maçların son başlardan 3-1 bitmiş. Arkadaşlar bu maçın fazla gol olacağını düşünmüyorum. Açıkçası 2.5 altta çıkabilir bu maçta. Temkinli davranın. İlk yarı 1.5 altta ee, yani bu şekilde gitmenizi tavsiye ediyorum değerli dostlar maç boyunca da üç buçuk altı şeklinde olur diye düşünüyorum arkadaşlar bu şekilde oynamanızı tavsiye ediyorum ee, fazla şey yapmayın 9.5 buçuk altı konuları de değerlendirebilirsiniz ee, Hatay Adana maçına da arkadaşlar Yüksekten maç sonucu iki değerlendirebilirsiniz. Adana'nın kazanacağını düşünüyorum. 2-15'ten değerlendirebilirsiniz. Maç boyunca 2.5 üstü olacağını düşünüyorum. İki takım da birbirini atar arkadaşlar şeklinde bu isteğinizi alabilirsiniz. Bu maçta iki takım da birbirini atar. Son maçlarında hata yatmış. Adana Demir Spor'da atmış yemiş arkadaşlar. Bu maçta da var şeklinde 1.44'ten değerlendirebilirsiniz. Günün kombinlerine geçelim. Değerli dostlar bu sürpriz arkadaşlar. 2 ve 2.5 gol üstü bakın sürpriz tahmini diye şeklinde yazdık. Adana kazanır. 2.95'ten düşünüyorum. 2.5 gol üstü. 2.5 gol üstüne gider ve Adana kazanır diye düşünüyorum. Bu şekilde bir sürpriz kombin yaptık. Bu da 1.92'lik bir kombin. Başakşehir 1.5 kaldı. İlk kere Hatay, Adana'da var şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ayrı almanızı tavsiye ederim. Güzel oranlar. Tekten maç boyunca 2.5 gol üstü olacağını düşünüyorum. Hatay, Adana spor maçına 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Başakşehir maçı riskli arkadaşlar. Yatırabilirler. Dikkatli olun deplasman en az iki gol atacağını da düşünüyorum. Adana iyi oynuyor takım olarak. Oyuncu olarak kalitesi olarak Hatay'dan bir üstün. Bence iki gol bulurabilir arkadaşlar. 1.91 olan düşmeden değerlendirebilirsiniz. Bunlar da 1.5 gol üstü tahminlerimiz. Ayakşı'da 1.5 üst Leganes 1.5 gol üst. Leganes maçına yani ayrıyetten arkadaşlar bu maça ee, ayrıyetten de arkadaşlar 2.5 gol üst. çok yüksek ama alınabilir. İsterseniz de ilk yarı 0.5 üst tercihinde oynayabilirsiniz. 1.39 oranı var arkadaşlar. Bu şekilde de alınabilir. Hangisi kafanıza yatıyorsa o şekilde alın arkadaşlar. Ama 2.5 üstüne de gideceğini düşünüyorum. Bu maçın riskli ama değerlendirebilir. 3.29'luk bu sürpriz arkadaşlar. Bunu çerezlik oynayın. Yani bunu öylesine yaptım. Göstermek istedim. Krakow 2.5 gol üstü. Boskov ilk yarı 0.5. Sepsi 2.5. Arkadaşlar bunları tanımıyorum. Takımları fazla analiz ama ufak tefek analiz yaptık. Bu şekilde bir sonuç çıkardım. Bu demek değerlendirebilir. Bu da basket maçımız. 150 sayı olacağını düşünüyorum. 149 üst. Fenerbahçe Bayern 1 maç arkadaşlar. Maç e, sonucu da arkadaşlar bayern'i kazanır şeklinde. 1.68'den de bu maçı değerlendirebilirsiniz. Hani almak isteyenler basket tahmini almak istemeyenler maç sonucu değerlendirebilirler arkadaşlar bu maçı. Günün karşılaşmaları arkadaşlar bu şekilde değerli dostlar. Günün karşılaşmaları bu şekilde arkadaşlar. E, ufaktan bahislerinizi alabilirsiniz. Güzel karşılaşmalar var. Bu şekilde tahminleri yürüttük. Arkadaşlar e, ayrı ayrı almanızı tavsiye ediyorum. Hatay Adana zaten genelde maçları aralarında e, gollü geçmiş ama Hatay'ın evinde genelde 2-1-3-2 yani Hatay'ın evinde genelde gollü geçmiş. Bence iki takımda da goller bulur arkadaşlar. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Başakşehir maçı çok riskli dediğim üzere. Bence Başakşehir kazanabilir arkadaşlar. 1 v 4 6, 6 alabilir ya da 1 v 3 alt şeklinde bahislerinizi alabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde günün pazartesi bahisleri arkadaşlar. Herkese yapacağı bahislerde bol şanslar. Bol arkadaşlar lütfen kanala bölüp abone olup arkadaşlar bildiğinizi açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.